Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. 28 Haziran Kurban Bayramı günündeyiz. Doğu Türkistanlar olarak bütün dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Bültenimizde Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Lütfen dikkatiniz ekranlarımızda olsun. ABD Hazine Bakanı Çin'e gidecek. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yeni Çinli mevkidaşı ile ilk üst düzey ekonomik müzakereler için Temmuz ayı başlarında Pekin'i ziyaret etmeyi planlıyor. Bloomberg'in haberine göre Yellen, Nisan ayında yaptığı açıklamada yolculuğunun uzun süredir beklendiğini ancak uygun zamana ertelendiğini açıkladı. Buna ek olarak iç müzakerelere aşina olan kaynaklar, Biden yönetiminin Çin'deki bazı ABD yatırımlarını düzenleyecek ve potansiyel olarak durduracak bir yürütme emrinin tamamlanmak üzere olduğunu ve yetkililerin bunu Temmuz ayı sonlarında hazır hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hazine Bakanı Yellen, bu yılın başlarında dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından Pekin'e seyahat eden ikinci ABD kabine yetkilisi olacak. Dışişleri Bakanı Antonio Blinken geçen hafta Çinli mevkidaşıyla bir araya gelmişti. ABD'li ve Çinli yetkililer Blinken ziyaretini verimli olarak nitelendirdi ve iki tarafın bir dizi konuda samimi görüşmelerde bulunduğunu açıklamıştı. Arafat'ta Doğu Türkistan için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı. Erbaş, bu yılda Arafat'ta bulundukları için Allah'a şükrederek Doğu Türkistan halkının kurtuluşu için de dua etti. Ey kubbenin Rabbi Allah'ım diye sözlerine başlayan Ali Erbaş şöyle dua etti. Ya Rab, Arakan'dan Keşmir'e, Filistin'den Doğu Türkistan'a, nice mazlum diyarlarda zulme maruz kalan kardeşlerimiz var. İmdad eyle Allah'ım, yardım eyle Allah'ım, yardım eyle ya Rabbi. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma ya Rabbi. Ayrıca Türkiye'deki Doğu Türkistan meselesiyle yakından ilgilenen tanınmış bir vaiz ve Siyer Vakfı kurucusu Sayın Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi de Arafat günü düzenlenen Dualarımız Arafat'a Yaslansın programında Doğu Türkistan halkının içinde bulunduğu ciddi trajedinin sona ermesi için dua etti. Çin'den hava trafiğine büyük yatırım. Doğu Türkistan'daki hava ve kara trafiğini geliştirmek isteyen rejim yönetimi, Çin'den Doğu Türkistan'a direkt uçuş dahil birçok yeni güzergahta uçuş başlatarak Çinlilerin Doğu Türkistan'a yerleşme sürecini hızlandırıyor. Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde 26 Haziran yer alan habere göre, Çin'e ait Tianjin Hava Yolları şirketi, Çin'deki yaz tatili yolcu sayısındaki artış nedeniyle Doğu Türkistan'a 7 yeni hat açmayı planlıyor. Doğu Türkistan'a uçuş sayısını arttırmayı hedefleyen Tianjin Hava Yolları şirketi, 1 Temmuz'dan itibaren Gulca Kanas, Gulca Aksu, Gulca Kaşgar ve Turpan Kanas seferlerini ekleyerek sözde bölge turizmine katkı sağlamış olacak. Bilgilere göre Ürümqi, İnchuan, Nantong havayolu projesinde ortalama kaydedilirken, Doğu Türkistan'ın kuzeyi ile güneyi arasındaki trafiğin daha akıcı hale getirilmesi için 10 Temmuz'dan itibaren Gulca Altay ve Gulca Yarkent havayolları trafiğe açılacak. İşgalci Çin rejimi, turizm adı altında büyük miktarda ekonomik gelir elde etmekle kalmayıp Doğu Türkistan'la Çin arasında ulaşım sorununu ortadan kaldırıp Çinlileri bölgeye çekmeye çalışıyor. Tanrıdağ Ağa'nın bildirdiğine göre yalnızca bu yıl itibariyle Çin Bahar Bayramı sırasında Doğu Türkistan'a gelen Çinli sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %57,68 artışla 5.108.600 olduğu, bölge turizm geliri ise 4.574.000.000 yuana ulaştığı ifade ediliyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan Kurban Bayramımız kutlu olsun. Sağlık ve huzur sizlerle yar olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.